Soğanlı Köyü, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunmaktadır. 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Yeşilhisar ilçesinden çıkışta yol ikiye ayrılıyor. Yollardan biri bizi Soğanlı Köyü'ne ulaştırırken, diğeri Nevşehir ile son buluyor. Biz yolculuğumuza soldan devam ederek Soğanlı Köyü'ne giden yolu tercih ediyoruz. Köyün tarihi ve doğal güzellikleri hemen dikkatimizi çekiyor. Köydeki insanların genel olarak geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Tabii ki halk tarihi güzelliklerini değerlendirerek turistlerin bu bölgeye gelişini de bir geçim kaynağına dönüştürmüş ve bez bebek yapımında da ustalaşmış. Köyün tarihini gerek kulaktan kulağa aktarımlarla gerek yaşayarak tanıklık etmiş Fadime teyze bize Soğanlı'yı anlatıyor. Eskiden derim hocam bir kişi gelmiş buraya. Yayla evimiz, buraya da demiş bir ev yaptıralım. Hep biri olmuşlar, birbirlerinin arkadaş olarak da ev yaptırmışlar yeğenim buraya. O ona bakmış ev yaptırmış, o ona bakmış ev yaptırmış. Burası çoğalmış, çok zamanın ve tarihi eserin adamları burada kalmış. Burada kesmede kalan, teşhiden kalan tarihi eserler buralar. İranlı kilise var burada, Barbara var, Kutbeli var, Tokalı kilise var. Benim de eski evleri kaynatan da elinde getirmiş, oraların taşını, hayatı. Buradan bir taş uçtu. Köylüyü baktı, hep de o taşlar erilecek. Hep evleri millet alan çıktı, buraya ev çıktı, ev yapıldı. Hep biz buraya taşıdık, geldik. Yani hiç kimse şey etmedi. Bir taş indi, o taşın şeyini aldılar, getirdiler o evi buraya. Soğanlı bebeğini yaptı. Soğanlı bebeğini yaptı. Bebeğini yaparım, o nereye bebeğe veriyor, o nereye bebeğe veriyor, ne geçimin olacak burada, sıkıntı çok, koyunda da yok, olsa da nerede olacak, benim bildiğim bu. Köyde coğrafi şartlar nedeniyle daha çok büyükbaş hayvancılık tercih ediliyor. Hayvanlardan et ve süt kaynağı olarak yararlanılıyor. Şimdi köylülerden geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet amcaya kulak verelim. Biz saat 6.30'da çıkıyoruz. Malı otlak yaya getiriyoruz, malı yayıyoruz. Biraz burada yemek çayma içiyoruz. Saat 7'de köye giriyoruz. Çobancılığı 9 millere yapıyoruz. 130 malımız var. İşte köylüden tek tek para topluyoruz. Bize koruma karışmaz. Halk tutar bizi çoban. Hızla bak yine aynı 6.30'da bakarız 7'de gireriz. Akşam. Bir yoğurduna bir soğanla hayvanların arkaya geliriz. Yani çobanın kıymeti olmuyor yine de. Halimiz bu, pirişanız. Bu çobancılık işte, sigortamız yok. Böyle çalışıyoruz. Köylülerin tarım olarak ana geçim kaynaklarını ise patates oluşturuyor. Nisan-Mayıs aylarında ekimi yapılan patateslerin Haziran ayında Ekim ayına kadar sulaması gerçekleştiriliyor. Yılda bir kez mahsul alınan bu ekimin toplanması Kasım ayı civarında oluyor. Şimdi geçim kaynağını patates ile sağlayan köylü teyzelerden Hatice Hanım'ın bize söylemek istediklerine aracılık ediyoruz. Ekedik. Haziran ayında suyunu verecek. Ekim Kasım'dan su verecek. Ondan sonra o da doğa kaçıyor. Ceylanlarımız kesiliyor. Aydanaya parayı yatıramıyor. Yetiştiremiyor. Bulamıyor. Ceylanlarımız kesiliyor. 8-9 ay bir sene kepaz oluyor. Bir sene kepaz oluyor. Yani umduğumuzu, masrafımızı alamıyor. Umduğumuzu alamıyor, ummadığımızı alamıyor. He, alamıyor yani.
Vadi boyunca güzel manzaralar eşliğinde ilerlerken karşımıza bez bebekler çıkıyor. Soğanlı'nın meşhur olan bir özelliği ise bez bebekleri. Bez bebek yapılırken bir de Ayşe ablaya dinleyelim. Soğanlı köyünün genelde bu bebekleri kadınların geçim kaynağıdır. Anneannemiz çok eskiden 25-30 sene öncesinden çocuğuna sizin gibi okulda okurken öğretmenleri el işi sanatında bir el işi evinizden bir el işi getirin herhangi bir el işi demiş. Anneannemiz de böyle eskiden bunlar tahtaymış. Bunların üzerine yapmış böyle çabıtlardan evde eski parçaları değerlendirmiş bebek yapmış. Okula öğretmenine göndermiş. Öğretmen de bakmış. Götürürken öğretmene gitmeden burada turistler almışlar çocuğun elinden. Çocuğa da para vermişler. Çocuk da anneannemiz de herkese söylemiş ben bunu yaptım. Burada turistler beğendi bunu alıyor deyince köyün halkı tüm bu bez bebeği yapmaya başlamış. Ondan belli bu bebek işi sürüyor. Şimdi de bizler yapıyoruz torunları. Bunu şimdi de oturur şekilde olsun diye sanayiden saç kestiriyor. Bu kola kapaklarıyla parçaları alıyor. Bunlarına bez bebek yapıyor. Genelde köyümüzün sanatı, el sanatı, değeri, geliri bundan. Kaç paraya satıyorsunuz? Bunlar boy boy oluyor. Bebeğine göre gelin bebek var, erkek bebek var, küçük bebek var. Bu küçük bebekleri 5 liraya, 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya bebeğine göre satıyoruz. Köyün mühim bir gelir kaynağı olan bu bez bebeklerden bir tane de bugün anısına biz alarak yolumuza devam ediyoruz. Köyün içerisinde peri bacaları ve tüflere oyulmuş kiliseleri görebilirsiniz. Tırmanması kolay olsa da inmesi biraz daha sıkıntılı. Zaman içinde yapılan dik merdivenler aşınmış durumda. Artık düzleşmiş olan merdivenlerde yürürken dikkat etmekte fayda var. Çevrede bolca kilise var. Kiliselerin 50'ye yakını günümüze ulaşmış durumda ama yalnızca 10 kadarı geziye müsait. Geriye kalanların girişleri ise kapatılmış ve artık kiliselerdeyiz. Ziyarete açık olan kiliselerden ön plana çıkan iki tanesini sizinle paylaşarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Tanıtımımıza Karabaş Kilisesi ile başlayacağız. Karabaş Kilisesi, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı köyünde bulunmaktadır. 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Kilise, Roma döneminin karakteristik özelliğini taşır. Kilise ve duvarları 11. ve 13. yüzyıllarda tekrar inşa edilmiştir. İlk olarak basit çizgiler ve motiflerle süslenmiştir. Fresler 11. yüzyılda toprak ve boya ile yapılmıştır. Yağlı boyanın keşfinden sonra toprak boyalar yerine yağlı boyalar kullanılmıştır. Bu kilise Soğanlı'nın sanat değeri bakımından en büyük ve en güzel kilisesidir. Tahtalı Kilise 5. ve 6. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Daha sonraki yüzyıllarda İsa'nın vaftizi, bahireleri, azizler, koruyucu melekler, at üstünde bulunan Saint Gian'ın canavarı öldürüşü gibi tasvirler, kompozisyonlar, potreler, Bizans ve Selçuklu motifleri süslenmiştir. Bu güzel tarih ve doğa yolculuğumuzun Soğanlı kısmına burada son verirken biz ekip arkadaşlarımızla yeni keşifler için yolculuğumuza devam ediyoruz.